Barış Reus diye bir tane ne olduğu belirsiz bir adam var. Bu şekilde ifşaları yayınlıyor. Burada Gözde'ye benzeyen bir tane ablamız var. Arkadaşlar şimdi gerçekten önemli bir konu var. Gözde ablamız uzun zamandır psikolojik şiddet görüyor. Evet, psikolojik şiddet görüyor. Psikolojisi alt üst oldu. Gözde gibi iki kişiyi sevmedim. Ahu gibi sevdiğime arkamı dönmedim. Ben Ayda gibi köküne kadar sevdim diyor. Ahu ablamızın zaten videosunu biliyorsunuz. Bir flashback atayım. Yalıyor da bak. Eski maneti bak nasıl şapır şupur yalıyor. Bunu nasıl verebilirim bilmiyorum. Bulurlu falan verebilirim ama. Bak nasıl yalıyor. Emcüklüyor. Ahu ablamızın videosu bu. Onun dışında Gözde ablamızın bir videosu var. Şu önce bir bu abiyi izleyelim. Ya Ahu ablamızın videosu gerçek ama Gözde ablamızın videosu gerçek değil. Şöyle bir video var. İki kişi bir tane kızı ve aynı zamanda bir tane de orada bir giyinik adam var. Olayı verebildiğim derecede sizlere sunacağım. Anlayabiliyorsanız anlayın, anlamıyorsanız da elimizden bu kadar geliyor. Maalesef ki piyasa buna izin veriyor. Barış Reus diye bir tane ne oldu belirsiz bir adam var. Bu şekilde ifşaları yayınlıyor. Burada Gözde'ye benzeyen bir tane ablamız var. Artık burada tecavüze mi uğruyor? Ne yapıyor? Gerçekten belirsiz. İki kişi tarafından evet uygun olmayan hareketler uygulanıyor. Orada da bir tane abi var. Abi de daha hızlı yap falan gibisinden konuşuyor. Bunun sesi yok. Sesini bulursam da buraya koyarım. Bunu Gözde'ymiş gibi lanse ediyorlar insanlara ki bu Gözde değil. Ben eminim. O kendi açıklamasını da yapıyor zaten. Ben değilim falan gibisinden. Bir dinleyelim, izleyelim Gözde'yi de. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Aylardır bu iğrenç suçlama yüzünden psikolojim bozuk. Gece gündüz uyumadan bu videonun yani o kişinin aslını bulmaya çalıştım. O sırada tehdit ve taciz içerikli mesajlar aldım. Sokakta yürümeye korkar oldum. Sonunda buldum kişiyi ve size bunu canlı yayında gösterirken engel atıp şikayet ettiniz. Hem TikTok hem Instagram'da canlı yayın açamıyorum, kalıcı ban yedim. Aylardır neden o videoyu şikayet edip kaldırtmadınız? Bir kadının böyle acımasızca suçlanmasına, tehdit ve taciz içerikli mesajlar almasına, yani sokakta korkarak yürümesine nasıl göz yumdunuz? Ben kızın yüzünü gösteriyorum diye şikayet ettiniz. Şimdi kendimi nasıl ifade edebileceğim? Tek bir damla gözyaşımın hesabını hepinizden tek tek soracağım. Hiçbirinize de hakkım helal değil. Teşekkür ederim. Diye bir açıklama yapıyor. Kendisi değil zaten. Şimdiki canlı yayında daha rahat ve daha mantıklı konuşuyor. Her şeyi anlatıyor. Bunu da bir izleyelim, dinleyelim. Sizin bu kötü yorumlarınızı görmek zorunda değilim. Değil mi? Ben de bir insanım. Benim de bir kalbim var. Benim de bir ailem var. Değil mi? Şimdi her video paylaştığımda şunun selamı var. Seni şunlar yapmamış mı? İşte bilmem kaç kişi iyi mi? İşte yok zorla mı seni yapıyorlar? Hızlısın. Yok iyisin. Yani başka 3 vs bilmem ne. Şimdi arkadaşlar bu atılan bir iftira değil mi? Çok büyük bir iftira. İlk önce bana inanmanız gerekiyor. İlk önce bakacaksınız videoya. Şu omzunda dövme var mı? Benim dövme var mı? Yok değil mi? Oradaki ifşadaki kızın dövmesine bakın. Buna ifşa da demeyin. Orada gerçekten zorla bir şey oluyor. Yani bu insanlar bunu zorla yapıyor, anladınız mı? Hani bu atılan şey çok büyük bir iftira. Dövmeyi sildirmedin ne malum? O sensin falan gibisinden de yorumlar var. Olaylar çok karışık. O değil gibi şimdi ben de bir şey demek istemiyorum ya Rabbim. Olay çok karışık. Yani böyle bir şey aslında çok büyük bir suç da olmalı ya. Yani o videoyu yayınlayan ve oymuş gibi gösterilen mesela Barış Reus gerçekten böyle bir şey gösterdiğinde bu adamın cezası büyük olmalı. Bu adam niye ceza almıyor falan. Onlar biraz kafa karıştırıcı ama bilmiyorum olayın aslı nedir. Ama o değil gibi yani. Bana o değilmiş gibi geliyor. Siz de izleyebildiğiniz derecede izleyeceksiniz. Bakarsınız görürsünüz anlayabiliyorsanız. Umarım değildir ne diyeyim yani. Değil de o da sonuçta bir kız, o da çok kötü bir durum. Neyse insan. İnsanların kalbi taşlaşmış.